Nazlanmada haklısın, gönüllerde saklısın. Türkiye'de bir tane madalya bayraklısın. Herkes İstanbul, Paris anlatır, Kahramanmaraş anlatılmaz yaşanır. Bugün halkımıza Kahramanmaraş'ta kesinlikle şurayı görmelisiniz dediğiniz bir yer var mı diye sorduk. Bakalım bizi nasıl cevaplar bekliyor. Buyurun izleyelim. Kesinlikle yok yani. Ben 21 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Tek bir sosyal faaliyetimiz yok. Siz de görmüşsünüzdür, o kadar zamandan beri bu işi yapıyorsun belli ki zaten. Yani doğru düzgün Kahramanmaraş turist geldiğini gördünüz mü? Çünkü Kahramanmaraş'ta gezilip görülecek bir yer yok. Ha tamam, köylerimiz, ilçelerimiz var ama onlar da uzakta. Şehir içinde gezebileceğimiz hiçbir yer yok. Bir tane Piyazda AVM'miz var. Ondan başka sosyal faaliyet burada. Ben buradan gençlerin gezip görebileceği bir şeyler, bir yerler yapmaları lazım. Neden biz İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi olmayalım? Bir yerlerden kasıt, bunu biraz daha böyle sadeleştirebilir misin? Mesela şöyle bir yer olsa, gençlerin gidip görebileceği bir yer. Şöyle koskocaman büyük bir AVM'miz olsa, yani gençlerin, çok güzel olur. Yani dışarıdan gelen insan der ki ben Kahramanmaraş'ta şu AVM açılmış, orada güzel şeyler varmış, gidip görmek isterim diyebilir yani bunu. Ama yok, bu yok yani. Bunu kesinlikle halletmemiz lazım. Buradan tüm Kahramanmaraşlara sesleniyorum. Benim sesimi duyun. Destek çıkın bana ya. Böyle yaşantı olmaz gerçekten abi. Vallahi bak. Gerçekten böyle sosyal faaliyetimiz, hiçbir şeyimiz yok. Nasıl yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bu parka geliyoruz. Evde parka, evden çıktığın zaman parka gidiyorsun. Çarşıya çıkıyorsun. Doğru düzgün gezecek bir yerlerimiz yok. Nasıl olacak bu böyle? Nereye kadar devam edecek? Hiçbir kentsel dönüşüm yok. Alt geçitler yapıyorlar. Biz alt geçitte mi gidip gezeceğiz? Araba çarpar, araba ezer bizi ya. Olmaz böyle şeyler vallahi bak. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Bahtiyar Yokuşu var. Orada eski tarihe ait evler yapıldı tekrardan. Eski yıllarda normal evler vardı ama tarihe dönük yapıldı. Yani orası güzel bir yer, orada gezilebilir. Yokuş mesela çok dikti, eskiye dönük yapıldı, o da biraz enginleştirildi. Hani tarihi evler falan var, gezilmesi gereken bir yer. Daha çok tarihten bilgi almak isteyenleri oraya öneriyorsunuz. Aynen, tarihten bilgi almak isteyenler orayı gezebilir. Mesela ben Mardin'den geldim. En çok Kahramanmaraş olarak Ilıca'yı beğendim. Çünkü oranın sessizliği, kuşları, huzuru, havası sanki aynı bir turistik yer gibi, gezilecek, görülecek yer gibi. Tarihi yer gibi ben beğendim. Gezilmesi gereken yer Ilıca'dır. Yani Kahramanmaraş'ı ziyaret edip sessiz bir vakit, huzurlu bir yaşam geçirmek isteyenlere Ilıca'yı mı öneriyorsun? Aynen öyle. Yeni çiftlerin oraya gidip balayı yapılması filan güzel yer olur. Kahramanmaraş'ın en güzel yerinden biri Sıfırnız. Yaz aylarında gidip işte piknik yapıyorsun, yüzüyorsun, eğlenceli oluyor. Suyu da çok güzel. Maraş'ı zaten en önemli şeylerinden birisi de suyu zaten. Birçok şehre de aslında Kahramanmaraş su veriyor. Yani doğal güzellik olarak Taşköprü'nün orası da güzel misal. Piknik yerleri falan var. Yeni bir yer yapıldı. Park, yaşam parkı. Oraya daha gitmedim ama gitmelerini tavsiye ederim. Çok güzel yani. Haberde falan görmüştüm. Yani Maraş hak ettiği yerde değil yani. Kurtuluş Savaşı'nı 1920'lerde ilk defa başlatan ilk kahraman Maraş. Maalesef Maraş'a o şeyi alamıyoruz. Mesela bizim tarihi yerler, işte buyurun Yedikoyular var. Hakikaten çok güzel yani. Ben şey yaptım. Ondan sonra Başkonuş. Mesela Başkonuş yaylası. Hakikaten Türkiye'nin çok vilayetlerinden geliyorlar yani Maraş'a. Mesela Urfa, Antep. Fakat biz Maraş'ı tanıtamıyoruz. O da kimle ne de yani siyasilerden dolayı. Ya Maraş ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde kurtuluş şeyini veren vilayettir, ildir. Hak ettiği yeri almıyor. Ha yeri gelince Maraş'ı demeye de utanıyorum. Niye? Ben de memleketin çocuğum. Fakat Maraş'ta çok küfür ediyorlar. Maraş'a yakışmaz. Maraş bu değil ki. Ben Ege bölgesinin her tarafını gezdim yani. Türkiye'nin hemen hemen. Fakat bizim Maraş edebiliyor mu? Daha yani bize bu memleketin kararlıyor musun? Hayır. Ama böyle olmaz. Maraş daha edepli, daha terbiyeli, daha güzel olması lazım yani. Ya şurada gidiyorsun, bacın gidiyor, anan gidiyor. Herif bilmem ne ettim, bilmem ne ettim diyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yazık değil mi ya? 6 tane, 7 tane, 8 tane milletvekili veriyoruz. Maraş'a ne verdiniz? Ya böyle şey olmaz Sina ya. Hem bizim Maraş'a din iman de, gerisini boş ver. Din iman. Ya elhamdülillah Müslümanız şey ama bu sövme, bu küfür etme hiç hoş bir şey değil yani. Aha bacım da burada. Küfür ediyorlar, sövüyorlar ya. Ayıp bir şey ya. Şurada gidiyorsun yolda vallahi billahi. Ben o yüzden ha bir şey diyeceksin, adam bana sana ne ulan diyecek. Başım belaya sokacağım. Kayabaşı, kale, bit pazarı dediğimiz bir dere var. Kanlıdere diye geçer. Aynı zamanda da Pınarbaşı mevkisinde hala daha geçmiş dokuyu yaşatmaktadır. Bizim bu ileride Yahudi Mahallesi dediğimiz yer var. Yahudi Mahallesi de çok güzel bir yer. Yani dışarıdan gelen bir insanın
Sadece bu tarihi dokuyu gezmesi dahi yeterli. Genel olarak yeme içme veya burada yaşatılan sanatlar olsun, hepsi Ermenilerden kalan sanatların yaşadığı bir şehir. Biberi meşhurdur. Kabarcık üzümü dediğimiz şey Bertiz'de meşhurdur. Kaplıcaları olan, kayak merkezi olan, aynı zamanda dışarıdaki insanlar geldiğinde hem tatilini yapabilir. Gerek kaplıcalarımız, gerek ılıcalarımız, gerek yaylalarımız ve şeylerimiz var mesela. Kayak merkezi var kışın, yaz geldiğinde serin yaylalarımız var. Aynı zamanda gerçekten çok güzel sulara sahip aynı zamanda. Buraya geldiğinde bir kişinin özellikle başkonuşu gezmesini isterim. Yavşan yaylası var, orayı gezmesini isterim çünkü...